keskin nişancıların görevlerini en iyi şekilde yapmalarını sağlayan Bora 12'nin üretim yeri. Bora 12'nin tüm Ar-Ge çalışmaları, üretimi ve testleri makine kimya endüstrisi fabrikalarında yapılıyor. Türk savunma sanayinin temelini oluşturan Makine Kimya Endüstrisi Kurumu, dinamik ve verimli çalışmaları ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geleneksel silah ihtiyacının tamamını karşılıyor. Kendi alanında da lider pozisyonda. Bora 12 ise Türk mühendisler tarafından geliştirilen, tamamı bu fabrikalarda titiz çalışmalar sonucu ortaya çıkan ilk yerli keskin nişancı tüfeği. Aynı zamanda Bora 12'nin şampiyonluk ünvanı da var. 2015 yılında üretimi tamamlandıktan sonra Pakistan Silahlı Kuvvetleri'nin açtığı ihale yarışmasında Amerika, İngiltere, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nde üretilen diğer keskin nişancı tüfekleriyle girdiği rekabette verilen bütün görevleri tam isabetle yerine getirdi ve bu şampiyonluğu kazandı. İşte üretimi tamamlanmış. Yepyeni bir Bora 12. Sahaya çıkmaya hazır. Bunu sadece silahın tabi tutulacağı dayanıklılık testlerine dikkat çekmek için yaptım. Yoksa hiçbir şey bu kadar teknolojik bir silahı bana yere attıramazdı. Üstelik bu daha başlangıç. Bora 12 üretim aşaması bittikten sonra pek çok teste tabi tutuluyor. Bora 12, -40 derece soğuk alan dolapta 6 saat bekleyecek. Bakalım çıktığında durumu ne olacak? Yok artık. Alabilir miyim? Evet, buyur. Bakalım Bora 12 bu haliyle atış yapabilecek mi? Bunu hep beraber şimdi göreceğiz. Hiçbir şekilde teklemedi. Bütün mermileri arka arkaya hedefine gönderdi. Buz testini geçtik. Şimdi sırada sıcaklık testi var. Şimdi ise Bora 12'yi artı 63 derecedeki fırında 6 saat bekleteceğiz. Bora 12'miz hazır. Atışı biraz soğuduktan sonra yapıyorum. Artı 63 derecede 6 saat bekledikten sonra Bora 12'mize kavuştuk. Bakalım sıcaklık testi ne gibi bir sonuç verecek. Evet, Bora 12 sıcaklık testinden de başarıyla geçti. Keskin nişancılığın önemli detaylarından birinin de hedefe gizlenerek yaklaşmak olduğunu söylemiştik. Bunun için keskin nişancılar özel eğitimlerden geçiyor. Özel kıyafetlerle hedefe görünmeden yaklaşıyorlar. Aynı gizlilik keskin nişancı tüfekleri için de söz konusu. Keskin nişancının atış yaptıktan sonra yerinin belli olmaması çok önemli. Türk mühendisleri bunun için de bir çözüm bulmuşlar.
ve boru 12 için geliştirdikleri susturucu. Şimdi susturucusuz boru 12 ve susturuculu boru 12 ile test atışları yapacağız ve aradaki farka sizin de şahit olmanızı istiyoruz. Şimdi sırada susturuculu boru 12 ile atışlarımız var. Ve ben bu atışlarda kulaklık kullanmayacağım. Çünkü farkı hissetmek istiyorum. Boru 12 için özel olarak geliştirilmiş susturuculu namlu sayesinde normalde 170 desibel olan ses gücü 50 desibele kadar düşüyor. Bu da boru 12'nin ve onu kullanan keskin nişancının görevi tamamladıktan sonra güvenli bir şekilde bölgeden uzaklaşmasını sağlıyor. Gerçekten de bazen atış yapıp yapmadığımı fark edemiyorum. Hemen hemen mekanizma sesiyle patlama sesi aynı. Boru 12'miz bütün testlerden geçti. Artık her koşulda sorunsuzca görev yapabilecek bir boru 12'miz var.